Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Gündem haber olarak son dakika bilgisini sizlere aktarıyoruz. İsrail neden 20 yıl sonra ilk kez hava harekatına başvurdu? İşte Cenin saldırısının altındaki fiyasko. İsrail ordusunun 20 yılı aşkın bir süreden sonra Batı Şeria'da ilk kez hava harekatına başvurarak işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği ve 6 Filistinli'yi şehit ettiği baskının tanığı konuştu. İsrail'in Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze şeridinde düzenlediği hava saldırılarıyla yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 167'ye yükselirken saldırıların son adresi Cenin oldu. İsrail askerleri aradıkları iki Filistinliyi yakalamak amacıyla pazartesi günü sabah çok sayıda zırhlı araç ve farklı birimlerden güçleriyle kente girdi. Filistinli gençler baskına engel olmak için zırhlı araçlara taş atıp yollarda lastik yaktı. İsrail güçleri Filistinli gençlere gaz bombalarının yanı sıra gerçek mermiyle müdahale ederek biri çocuk, çoğu 20'li yaşlarda 6 Filistinliyi öldürdü. Saldırılarda en az 66 Filistinli de yaralandı. Filistinli direnişçilerin karşılık vermesiyle yaşanan şiddetli çatışmalarda Filistinlilerin İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı el yapımı patlayıcıyla hedef alması sonucu 20 İsrail askeri yaralandı. İşgal altındaki bölgeyi 20 yıl sonra ilk kez havadan da vurdu. Cenin dahil daha önce Batı Şeria genelinde düzenlediği baskınlara göre beklenmedik bir direnişle karşılaşan İsrail ordusu ilerleyen saatlerde bölgede 2002'den beri bir ilk kez Apache AH-64 tipi helikopter kullanarak hava bombardımanına başvurdu. Helikopterlerden roketler atarak birçok noktayı hedef alan İsrail ordusunun saldırısı, yaralı askerleri tahliye etmek, asker kaybının önüne geçmek ve imha edilen zırhlı araçları bölgeden çekmek için beklenenden çok daha uzun sürdü. Çok kıymetli takipçilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda sizlerle tekrardan beraber olmak dileğiyle. Hoşça kalın.